Şöyle dedi İbrahim Kalın, çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Biraz detayını da okuyayım. Son günlerde gündem olan elektrik faturası ile ilgili çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz açıklaması yaptı. Hatırlayacaksınız aslında bir düzenleme gelmişti. Yani kademeli tarifede kota 150 kilowatt saate çıkarılmıştı. Şimdi belki yeni bir düzenleme daha olacak. 150'den 210'a çıkarılmıştı. Şimdi yeniden bir düzenleme mi gelecek? Cem Küçük, ne bekliyorsunuz elektrik faturalarıyla ilgili? O %125 vardı ya, hani 210'u geçince. Yani bütün zam %50'de kalabilir. Yani hani %210 kilovatı geçince %125'ti. Normalde %50 yapıldı. 210'u geçince %125 yapıldı. O %125 de %50 olabilir. Yani Cem Küçük'ün iddiası sadece totalde %50 yorumu ya da beklentisi mi demeliyim? Bence öyle yaparlar. Şundan dolayı, mesela diyelim ki 200 lira gelen bir eve faturalar şu an 500 lira civarında geliyor. O 200 lira gelen fatura 300 lira gelsin, 350 lira gelsin. Yani veya 150 lira gelen bir eve 225 gelsin. 150 gelen eve 350-400 gelmesin gibi bir şey var. Çünkü çok şikayet var. Haklı şikayetler var. Esnaftan da var. Özellikle küçük esnaftan var. Şimdi mesela dolap çalıştıran bakkal, işte elektrik çalıştıran berber, kasap, yani bunlar küçük bir ayakkabı tamircisi, küçük atölyeler, onlar da çok elektrik tüketiyorlar ve onları da çok etkiliyor. Yani bu kira gibi oldu çünkü. Yani adam 7-8 bin lira bir yere kira veriyor diyelim, küçük bir yere, o kadar da elektrik ödüyor şimdi mesela. Can yakıcı, bunu çok söyledik zaten, kimse de çok inkar etmiyor. Ben %50'ye çekileceği tahminim o yönde yani. %50'ye peki çekebilirler mi pratikte? Yani %50'ye çekebilmek mümkünse niye %75'e varan? Çünkü şöyle, daha önce bugüne kadar hükümet doğalgaz ve elektrikte yaptığı zamları Kübra Hanım dövizin artması üzerinden yaptı. Yani döviz 8 liraydı, 18 lira oldu. 13,5'a düştü, ona göre yaptı. Küresel ekonomiden kaynaklı biliyorsunuz çok yüksek bir artış var. %100'den fazla. Perşembe günü İngiltere'de elektrik doğalgaz %53 zamlandı. Daha önce de yapıldı. Şimdi artık bunu finanse edemiyor. Çünkü tedarikte problem var. Tedarik zinciri kırıldığı için üretimde de problem var. Türkiye 165 milyar TL'sini karşılıyor zaten bunun. %74 ediyor. Elektrikte yarısını karşılıyor. Doğalgazda %74'ünü karşılıyor devlet. Karşılayabilir biraz daha. Yani biraz daha herhalde tekrar borçlanılır. Tekrar sübvansiyon gelebilir elektrikte. Zaten devlet sübvansiyon. Zaten %90. Şöyle, elektrikte sübvansiyon geçen sene vardı, kalktı. Şimdi tekrar gelebilir diyorsun. Bu sene %50. Toplamda 2021'de 165 milyar. Gene bu devam ediyor ama alış, mesela dolar 30 dolardı. Varil petrol 90 dolara çıktı. Şimdi bunu ödüyorsunuz. Gene devlet çoğunu karşılıyor. %74'ünü karşılayacak gene. Enerji Bakanı Fatih Dönmez bunu söyledi. Zaten bize devlet karşılıyor. Hani o yüzden sizin programınızda söyledi hatta. Ve Avrupa'ya göre de çok ucuz kullanıyoruz dedi. Yok. Şeydi, 2022 bütçesi yapıldı 17 Aralık'ta. 16-17 Aralık'ta 2 gün yaptı Fatih Dönmez Bey. Bütçeyi 2 gün yaptırdı. Sonra sizin programınıza geldi. Orada da söyledi. Dolayısıyla da yine devlet bunu karşılayacak. Biz de Avrupa'ya göre, hakikaten kimse bunu yanlış anlamasın. Yani benzin, mazot, Avrupa'ya göre elektrik ucuz. Ha, gelirler az, tamam, ona bir şey demiyoruz yani. Ama Türkiye devlet çoğunu karşılıyor. Bakın İngiltere'de mesela arkadaşlarımız var. 700 pound yıllık doğalgaza zam, yani ekstra gelecek. Orada da bakmayın siz şimdi çok nelerini gösterebiliriz de onu insanların bazıları yanlış anlıyor. Şu Avrupa bahsini Ersan Şen'in gelişine bekleyin bence. Hayır, onu ben şunun için söylüyorum. Bakın bazı şeyler, lüks bir çantanın Kübra Hanım Türkiye'deki fiyatıyla Avrupa'daki fiyatı, Brezilya'daki fiyatı aynıdır. Elektrik ve enerji de öyle. Her yerde aynı fiyattır bunlar. Değişmezler. Ama devletler sübvanse ederler. Bizi de devlet bunun çoğunluğunu sübvanse ediyor. Bu da iyi. Yoksa normalde çok daha fazla gelir ama bu haliyle bile elektrik, doğalgaz çok yüksek. Can yakıyor. Esnafın da, insanların da. Ben kendim AK Parti cenahından insanlardan çok şikayet alıyorum. Ama bu hani onların genel olarak şimdi baktığınız zaman elektrik ve doğalgaz fiyatları yüksek. Benzin de yüksek. Kabul yani. %100'den fazla arttı. Bunları bir yerde tutmak veya biraz geri çekmek lazım. Ben geçen hafta tam bugün elektrik ve doğalgaz zamları geri çekilsin bazılı belli oranda demiştim. Hepsi çekilemese bile çekilmesi lazım. Yoksa atıyorum 7-8 bin lira geliri olan biri 2 bin lira faturalara verdiği zaman bir anlamı yok. Yani onun
Doğalgaz elektriğin en azından şöyle bu kış şartlarında biraz düşmesi lazım. Ve esnaf beklenti için de bir düzenleme tabii, gelmesi tabii. Şimdi lazım. Hele, özellikle küçük esnaf büyükler için de. Şimdi biz hep küçük için konuşuyoruz haklı olarak ama büyükler de devasa makineler çalıştıran adam şimdi atıyorum belki hani 500 bin lira gelirken 1,5 milyon geliyor şimdi adama. Etkilemez mi o adamı o? Yani aylık, yıllık olarak da düşünün bunu. O açıdan da bunun çekilmesi lazım. Yani akıl ve mantık bunu söylüyor. Ben hükümetin dediğim gibi o %125 olanı 210'u geçince belki onu %50'de 60'da tutarlar diye tahmin ediyorum yani. Peki, çünkü 210'a çıkarmak, geçeyim. 210'a çıkarmak evet etki yaptı ama değil. Çünkü ortalama bir ev zaten 180-200, hele bu 210 yazın şimdi klimalarda çalışıyor. Şimdi hani kışın tamam mesela yaz illeri, sıcak iller doğalgaz elektrik yakmıyor da yazında onlar çok klima yakıyor. Adana, Antalya, o bölge. O açıdan da öyle bir düzenleme şart. Peki.